Çok utandım. Bu unutamayacağım en özel anlarımdan biri. Bir şarkım daha gelsin bu şunu. Benim alnımda salak mı yazıyor kızım? Seni yumuşatarak söylemelerini tüküreyim. Lan daha da sinirlendirdin kadını be. Okulun yıllık balosu. Ya bütün öğrenciler katılacak. Siz o özel okula nasıl girdiğinizi unuttunuz galiba. İyice sosyetik sandınız kendinizi. Kızım, balo sizin neyinize? Neriman Hanım, onların da diğerleri gibi gitmeye hakkı var. Heves etmişler. Kırmayın. Hem çok kalmayız. Hah? Lütfen. Ben de başlarında olacağım zaten, merak etmeyin. Bunlar eğlensin diye kapıda mı bekleyeceğim Feride Hanım? Salonda olacağım ben de. Bizi bahane ediyor. O da Toprak Hoca'yla dans edecek kesin. Ya sevdiklik yapma. İyi iyi, hadi. Nasıl biliyorsanız öyle yapın. Çok teşekkür ederiz. 12 olmadan ben getiririm zaten kızları. Tamam. Hadi. Sömestr'de de Uludağ Kayağı gidersiniz artık. Kızlar, yalnız ben istediğim saatte geri döneceğiz, tamam mı? Tamam Feride Hanımcığım, söz. Heh, söz. Geriye kalan tek şey elbiseler. Allah onu siz düşünün. Aha işte benim kotu. Mis gibi rahatça giderim abi. Hayatta olmaz Songül. Ya Meral doğru söylüyor. Sen de süsleneceksin. Ya başkaları için kendimi süsleyemem arkadaşım. Beni beğenen böyle beğensin. Anladık. Güney seni her şekilde beğeniyor ama Defne'ye teklif etti. Meral, tokatlarım bak. Neyse tamam tamam. Ben şimdi yukarı çıkıp kızlara sorayım başka bir yerleri var mı? Ya biz de dışarı çıkalım, hava alalım biraz. Galiba annesiyle işte umduğu gibi gitmemiş. Duruşundan belli. Eylül. Ne oldu? Ne oldu? Yine boşuna umutlandım. Annem asla o adamı bırakmayacak. Ben asla evime geri dönemeyeceğim. Üzülme. Bizim evimiz burası. Kızlar, Candan akrabasının düğünde giydiği yabiyeyi verecek. Güzelse benim, değilse sizin olsun. Ulan biz neyin kafasındayız, bu neyin kafasında ya? Ne oluyor? Akşamki balo için elbise bakıyorum. Yani ilk baştaki sahneyi çok hatırlamıyorum. Ama şey hatırlıyorum. Sonra yurt odasına gelip işte kıyafetleri yaptığım sahneyi hatırlıyorum. Çok eğlenmiştik yurt odasında. Onu hatırlıyorum ama bu mesela dışarı çıkıp güzelse benim değilse vallahi hiç hatırlamıyorum. Ama yani güzel zamanlarmış. Bir de hepimiz çok küçükmüşüz. Yani şimdi baktığımda duygulandım biraz. Herkes çok küçükmüş yani. Gerçekten biz burada büyümüşüz. Ben neymişim bilmiyorum. Küçükmüşüz ya. Birazcık duygulandım. Hocam duymuyoruz. Sesi çıkmıyor kızın. Hocam bu nasıl şarkıcı ya? Baştan al istersen. Dostlarım. Hadi Meral, patlat bir şarkı da bunlar ses görsün. Arkandayız Meral, hadi. Anladım, sonu yok yalnızlığın. Her gün çoğalacak. Her zaman böyle miydi? Bilmiyorum, sanki duygulandım. Çocukken ağlamak alışır.
alışır zamanla kırılıp incinmeye. Çünkü olan yıkılıp yıkılıp yeniden ayağa kalkmak. Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte. Hala izleyip de bu arada yani. Ve çok iyi biliyorum sen. Duygulandım. Sahne hatırlıyorum tabii ki. Çok iyi hatırlıyorum hem de. Çünkü benden önce de Defne söylüyor. Nil. Çok eğlenmiştik. İnanılmaz eğlenmiştik sahnede. O yüzden hiç unutamayacağım anlarımdan bir tanesi. Bir de bu Meral'in ilk şarkısı. Sonra zannedersem 5-6 tane daha söylüyor. Ama bu unutamayacağım en özel anlarımdan biri. Çünkü ben de çok heyecanlıydım. Elim ayağım tutuyordu. Nasıl yapacağım, nasıl olacak falan. İşte yedirebilecek miyim, olabilecek mi? O yüzden çok duygulandım. Evet. Meral'in sesine bayılanlar artı bir. Yıl 2020 ve hala bu diziyi izliyorum. Canısı aşırı iyi söylüyorsun. 2021 oldu, hala bu diziyi izliyorum. Keşke bitmeseydi. O nasıl bakış? Defne'ye bakıyormuşum, onu gülmüş. Meral zaten birinciydi, şampiyon. Ha, sahnede şampiyon oluyor. Evet, o kadar. Ev gibi değil ki burası, inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyuk. Geri gelse de bir görse babam. Kırdın çiçeklere dönmüş hayat, her şey tamam. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.